Arkadaşlar hoş geldiniz kanalda. Daha önce hobi kuluçka makinesinde neler yapmanız gerektiğini anlatmıştık. Yeni ticari kuluçka makinemiz geldi. İlk çıkımımızı yapacağız. Bıldırcın yumurtası yükledik. İçine yaklaşık 800 kadar bıldırcın yumurtası var. Short videolardan görebilirsiniz. Dışında 14. bugün çıkım sepetini alacağız yumurtaları. Bunda yapmanız gerekenleri anlatacağız arkadaşlar. Bu makineyi sipariş verirken bıldırcın vivoli değil, kaz vivoli istedik biz daha fazla yumurta salmanız için. Tavukta kullanacaksınız 270 tane yumurta alıyor. 4 katlı bir makine. Karahisar Kuluçka'dan satın aldık. Dediğim gibi aradığınız zaman, sipariş vereceğiniz zaman söyleyebilirsiniz. Hani neyi amaçlı kullanacağınızı söylerseniz ona göre size vivol gönderiyorlar. Yani, tamamen otomatik makine arkadaşlar. Nemli uzuluyor. İşte suyuna falan karışmıyorsunuz. Yaklaşık 5 litre su alıyor üstündeki kabı. Yani bazı makinelerde buhar makinesi var. Onlardan hiç kullanmadım ama bu nem nozülü. Yani cümbüka marka makinelerde olan nem nozülünden kullanıyorlar direkt. Aktarmayı da şöyle yapacağız arkadaşlar. Burada çıkım sepetlerimiz var gördüğünüz gibi. Yumurtaları bunun üstüne koyup makinenin içine bırakıp bir de sirkeli su yapacağız en son. Şöyle göstereyim. Makinenin içi böyle arkadaşlar. Sadece yapmamız gereken şu anda soketlerini sökmek üstünden. Soketlerini söküp yumurtaları çıkım sepetine aktaracağız. Ondan sonra aktardıktan sonra bir tane daha devam ederiz videoya. Çünkü makinenin içi soğumaması lazım aynı zamanda. Evet arkadaşlar yumurtaları aktardık. Aktardıktan sonra ısıyı düşürüp nemi de yükseltmemiz gerekiyor. Makinenin ısı ayarı 37.5'e düşürdüm. Nem oranını da 70'e yükseltiyorum çıkımda. 70 şu anda. Ayarları zaten çok basit arkadaşlar makinenin. İsteyen varsa yorumlara yazsın anlatırız. Bunlar çıkım sepetlerimiz arkadaşlar. Yumurtaları bunlara dizdik. Sadece sirkeli sularını yapacağız şimdi. Yerlerine koyacağız. Ya, sirkeli sularını durumunda elimde tutayım da. Şöyle sıkıyorum sütle. Çok yakından değil. Evet. Yap biraz daha şöyle bir. Tamam. Aynı şekilde yerine koyuyorsunuz arkadaşlar. Sirkeli su biliyorsunuz hem bakterileri, zararlı bakterileri öldürür. Hem de yumurta kabuklarını biraz yumuşatır. Hayvanların da daha rahat çıkmasını sağlar. Yani yapmanız gereken her katta bu işlem arkadaşlar. Eğer bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Makine bu şekilde. Çıkımını biz de bilmiyoruz. Yani ilk çıkımımız olacak. Çıkımda videoyu devam edeceğiz zaten. Çıkımda görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 17. gündeyiz. 14. gün zaten çıkım sepetini aktarmıştır. Şimdi civcivlerimizi ana kucağına taşıyacağız. Bize ne kadar civcivimiz çıktı ona bakacağız tabii. Bakalım. Birinci kattan başlayalım. Texas yavruları. Toplar mısın? 4 6 İstersen sen de ona koy. Ya da oraya koy. Onu da peçete var. Peçete. Tamam koyalım saz döndü. 23 25 28
Tamammış, olmuş. Biz sayısını sayalım arkadaşlar. Videoya devam ederiz. Kaç tane yavrumuz çıktı onu da söyleriz. Arkadaşlar sayıyı kaçırdık şu anda. Çıkımlar şu anda iyi gidiyor. Yani sayıyı artık kafeslere koyarken bakacağız. Biz devam edelim. Kafeslere koyduğumuzda tekrar devam ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar çıkanları şimdi ana kucaklarına götüreceğiz. Hala çıkacak olanlar var. Onlar bir gün daha bekleyecek muhtemelen. Bunları bir götürelim. Sayısına da bakmış olacağız. Bir. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. 8. Bu seksen siyahlarına giriyoruz. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 27 29 30 31 33 35 37 Tamam bence şimdi durdum sonra gelişim. Evet arkadaşlar, yavrularımızı ana kucaklarımıza yerleştirdik. En üst kattakiler Jumbo, Texas ve Japon olarak dizdik ana kucaklarımıza. Şu ana kadar sayı 394, hala çıkımlar devam ediyor arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Tabi bunlardan çekiliş de yapmayı düşünüyorum. Bir 10 tane falan yavru göndereceğiz. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.